Günaydın arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, geçen derste hatırlarsak, en son yerel saat, zaman, ortak ve ulusal saat gibi kavramlardan biraz başlangıcı yapmıştık. Oradan bir hatırlayıp devam edelim. Biliyorsunuz saat, zaman, saat bilimi gibi ifadeler görülünce aklımıza ne gelecekti? Meridyen ya da boylamlardan bunları değerlendirirken faydalanıyoruz diye hatırlıyorum. Ve Türkiye'de 7 bölge içinde hangi bölgemiz, bölge içi kendi içinde yerel saat farkı en fazlaydı diye hatırlarsak, biliyorsunuz Doğu Batı yönünde en geniş yer kaplayan içinde yer aldığımız Karadeniz bölgesi yerel saat farkının en fazla olduğu bölgeyken, dünyada yerel kültür anlamında da hatırlarsak yerel saat farkının en çok olduğu kıta ise Güney Kutbu'nu tamamen saran ve bütün 360 meridyenin tamamını geçmiş oldu. Biliyorsunuz Antarktika kıtası yerel saat farkı en çok olan kıta. Biliyorsunuz arkadaşlar yerel saat kavramı yerine ortak ya da diğerisinde ulusal saat kavramı var. Ortak saat, yani kollarımızda bulunan saatler biliyorsunuz, ulusal ya da ortak saat. Neden buna ulusal ya da ortak saat diyoruz? Resmi işlerde, idari işler, işe başlama, iş bitişi gibi kavramlarda, yani dolayısıyla idari işlerde biz kolumuzdaki saatler, yani ortak saat, ulusal saate göre hareket ediyoruz. Ama dini olaylar, ezanlar, iftardır, sahurdur gibi öğle vakti vesaireydi, güneşin doğuş batışı gibi kavramlar vesaire. Şöyle bir defa ne yapıyoruz? Herkes kendi bulunduğu yerdeki meridyene göre saat veriliyor. Buna yerel, yani ortak saat yapalım. Yerel saat ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla burada şöyle sorular geldiğini hatırlıyorsunuz. Bize iki kent verip, dolayısıyla hangileri arasında diyor, yerel saat ve ortak saat farkı azdır, çoktur. 2016 yılına kadar Türkiye, ülkemiz olarak hatırlarsak yaz mevsiminde saatleri 1 saat ileralık 45 doğu Iğdır'a göre saatler ayarlanıyordu. Kışınsa 1 saat geralık 30 doğular bulunan İzmir, yani Kocaeli'ye göre saatlerimiz ayarlanmaktaydı. Ama 2016'da hükümetin aldığı bir karar gereği artık saatlerle oynamayı bıraktık ve sürekli ortak saat, ulusal saat merkezimiz Türkiye'nin en doğusu diye bildiğimiz, hatırladığınız 45 doğu, yani Iğdır olarak kalıplaşmış 45 doğu boylamına baz alıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir soruysa, verilen kentlerden hangileri arasında yerel ve ortak saat farkı daha azdır tarzı bir soruda ne yapacağız? Dolayısıyla 45 doğu, yani ortak saat boylamına en yakın boylama dikkate almamız mümkün olacak diyelim. Yani Iğdır varsa şıklarda Iğdır'ın kendisi cevap olacaktır. Yerel ortak saat farkı en az diye soruldu takdirde. Ama mesela bugün yerel ortak saat farkı en fazla Türkiye'de nerededir diye sorarsak, dolayısıyla ortak saat boylamına, yani Iğdır'a boylam olarak en uzak olacak. Yani de doğu batı yönünde. Dolayısıyla Iğdır'a en uzak olacak nokta olarak ne yapacak? Türkiye'nin en batısı diye hatırladığımız 26 doğu. Yani Çanakkale hatırlarsak Avlaka doğumu. Dolayısıyla en batımızda kalan noktaydı aynı zamanda. Buradan arkadaşlar devamında biz şöyle gidelim. Türkiye bir de saat bilim olarak hatırlarsanız ülkemiz 2 ve 3. saat bilimleri içinde kalan bir ülkeyiz. Bir yerin saat bilimi, hangi saat biliminde, birkaçıncı saatinde yer alır, nasıl elde edilir dersek, bir yerin saat bilimini belirlerken sorulan yerin boylam değerinden buranın saat bilimini görmemiz mümkün olacaktır. Saat bilimlerini değerlendirirken bakış açımız şu olsun. Bir saat, dolayısıyla 60 dakika olduğunu hatırlıyorsunuz. Yani 60 dakika bir saat kaç meridyene karşılık gelir? Bunu nasıl diyoruz? 60 dakika, yani bir saat kaç meridyene eşittir? 60 dakikayı 2 meridyen arası zaman farkı, yani 4'e bölmemiz bize 60 dakikanın 1 saatin kaç meridyene eşit olduğunu verir. Dolayısıyla 60 dakika, yani 1 saat 15 meridyene karşılık veriyor. Arkadaşlar 15 meridyen 1 saate karşılık verdiği için her 15 meridyen 1 saat dilimine karşılık verir. Yani dolayısıyla dünya üzerinde 15'er tane meridyenden oluşan toplam 24 tane saat dilimi var. 1. 2. 3. 4. 5. diye devam eder.
Dolayısıyla biz bu 24 tane saat dilimi içinde 2003. saat dilimi içinde yer alıyoruz. Biz ülkemizin mesela diyorum 30 doğudaki İzmit'in hangi saat diliminde kaldığını hesaplayacağız. 1 saat 15 meridyen eşit olduğu için bize sorulan yerin boylam değerini 15'e veriyoruz. 30 doğu kaçıncı saat dilimi diye sormuştuk. 30 bölü 15'ten kalan sızdırınca 2 olarak hatırlıyoruz. Dolayısıyla 30 doğuda bulunan örneğin İzmir'de ve Kocaeli'de 2. saat diliminde kalıyor. Peki arkadaşlar, Türkiye'nin en doğusu diye bildiğimiz 45 doğu Iğdır hangi saat diliminde yer alır? Yine 1 saat 15 meridyene karşı geldiği için 45 bölü 15 dedik. Yine kalansız 3. Dolayısıyla Türkiye diyoruz ki 2 ve 3. saat diliminin içinde yer alan bir ülkedeyiz. Ve şu an kolumuzdaki saatler, yani ortak ya da ulusal saat diye bildiğimiz saatler hangi noktaya göre, kaçıncı saat dilimine göre ayarlanmıştır mantığında? Demiştik ki Türkiye'de 2016 itibariyle sürekli ortak saat ayar merkezimiz neresiydi? 45 doğu. Onun için 45 doğu artık sürekli saat baz alındığı için bundan sonra dolayısıyla Türkiye ortak saat ayar merkezimiz, saatlerimizin sürekli saat olarak ayarlandığı nokta 45 doğu, yani 3. saat dilimine göre ayarlanmış durumda diye hatırlayalım. Peki, ufak bir bilgi, detay sorulmasını bir yorum olarak hatırlayalım. Mesela diyor ki Türkiye 25-26-45 doğu değil de 26-45 batı boylamlarında yer alsa ilginç. Saat dilimlerimiz, yani 2-3. saat dilimler için izlemiştik. Aynı mı olurdu, değişir mi diye hatırlarsak. Arkadaşlar örneğin 45 doğu dedik 3. saat dilimi. Peki bu 45 batı olsaydı, aynı şekilde 45 dedik batı. Batı olarak sorulduğu takdirde bu defa yine aynı şekilde boylam değerini 15'e yani 1 saat dilimine bölüyoruz. 45 batı kaçıncı saat dilimi? Bile kalansız dilimizi 3'ü verdiğini görüyorsunuz. Bu defa doğu değil de batı sorulursa mantığımız ne olsun, hangi saat dilimi yer alır diye baktığımız zaman demiştik ki toplamda dünyada 24 tane saat dilimi vardı. Bize batı sorulduğu zaman bildiğiniz işlemi kurduğunuz zaman yani boylam değeri 15'i bölüldük. Bu ifadeyi yaptıktan sonra arkadaşlar batı sorulursa bulduğumuz değer yani bulduk mesela 3 demiştik. Dolayısıyla batı olduğu zaman 24'ten toplam saat diliminden 3'ü çıkardık. Dolayısıyla 21. Yani 45 doğu 3. saat diliminde yer alırken 45 batı olduğu takdirde bu 21. saat diliminde kalıyor demek. Yani aklımızda şu kalsın yapıyor. Türkiye 26-45 batı boylamları yerine, pardon doğu boylamları yerine 26-45 batı boylamları içinde yer alsaydı saat dilimlerimiz aynı mı olurdu, farklı mı olurdu sorusunda farklı olacak. Yani dolayısıyla mesela batı olması durumunda 21 ve 22. saat dilimleri içinde kalacaktık. Doğu olduğu için 2 ve 3. saat dilimleri içinde kalıyoruz diye hatırlayalım. Şimdi biz buradan ifademizi şöyle devam edelim. Özel tarihler var biliyorsunuz. Dolayısıyla coğrafya açısından 4 özel tarihi hatırlayacağız. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar ekinokslar ya da solstisler olarak isim yapar. Ekinoks kelime anlamıyla gece gündüz eşitliği anlamına geldiğini. Yani solstis yaz ve kış gün dönümleri, yani yaz ve kış başlangıç tarihleri olarak geçecek diyeceğiz. Öncelikle baktığımız zaman solstisler dediğimiz özel tarihler mantığıyla bir değerlendirme yapalım. Özel tarihler. Coğrafya açısından özel tarihler dediğimiz takdirde arkadaşlar bunlardan başta solstisler olarak isim yapan yani yaz ve kış gün dönümleri geçecektir. Solstis diye isim yapan kavramımız. Bunlardan arkadaşlar öncelikle şunu hatırlayacak olursak yaz başlangıcı olarak bizim için, ziyaretler için hatırladığımız 21 Haziran'ı bir hatırlayacak olursanız. Ufak bir değerlendirme yapalım. Yine öncelikle ekvator çizgimiz 0 biliyorsunuz derecesi olarak. Sonra her iki yarımküreden geçen 23 derece 27 dakikalarımız yani yengeç ve oğlak dönemlerimiz var. Sonrasında arkadaşlar her iki yarımküreden geçen yine bir dakikayı hatırlayalım. 66 derece 33 dakikalar yani kutup daireleri
kuzey kutup dairesi ve güney kutup dairesi. Son olarak noksanlarımız, yani kutup noktalarımız söz konusu. Sonrasında bakıldığı takdirde kutup noktalarından geçtiği varsayılan ve dünyanın doğum etrafında döndüğü kabul edilen çizgimiz, kırmızı ile belirttiğimiz çizgimiz arkadaşlar, kuzey güneyinde çizgimiz gerekse dediğimiz çizgimiz. Şimdi 21 Haziran tarihine bakarsak, bizim için yani kuzey yarımkürede için biliyorsunuz 21 Haziran, dolayısıyla yaz başlangıcı, Haziran, Temmuz, Ağustos olarak hatırladığımız yaz başlangıç tarihi olarak hatırlıyorsunuz. Biz buradan öncelikle 21 Haziran'da bizim için neler var, neler, hangi durumlar yaşanıyor, şöyle bir hatırlayacak olursak. Öncelikle arkadaşlar 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının 90 derece yani bir açıyla geldiği yer 23-20 kuzey yani yengeçler öncesi 90 işaretleri koyduğumuz nokta güneşin ilk geldiği nokta. Güneş ışınlarının yengeçler öncesinin ilk geldiği tarihte arkadaşlar dünyayı gece ve gündüz olarak ikiye ayıran çizgimiz yani aydınlanma çizgisi olarak ifade edilir. Nasıl geçer? Bu durumda şunu yapıyorsunuz. Güneşin ilk geldiği yerler derece olarak hatırlarsak yengeç ve oğlak dönencelerin derecesi neydi? 23 derece 27 dakika. Her iki dönence için dedik. Sonra kutup daireleri 66 derece 33 dakikalara karşı geliyordu. Arkadaşlar burada biraz matematiksel olarak zor olmasa da şu mantığı görelim. Güneşin ilk geldiği yer 23-27 yengeç. Ne zaman? 21 Haziran. Güneşin ilk geldiği yeri biliyorsak aydınlanma çizgisinin nereden geçeceğini matematiksel olarak nasıl elde ederiz, ulaşırız dersek ilk geldiği dereceyi 90'a tamamlıyoruz. İlk geldiği dereceyi 23-27. Yani bu ne demek 90'a tamamlamak? 90'dan 23-27'yi çıkarırsak dolayısıyla güneşin aydınlanma çizgisinin geçtiği yere ulaşacağız. 90'dan 23-27'yi çıkardığınız zaman 66-33. Yani dolayısıyla dünyayı gece ve gündüz diye iki ayrı çizgimiz ne yapıyor? Kutup dairelerine tel geçecek demektir. 66-33'lerden yani kutup dairesine. Ve şu siyah ile taralı gördüğümüz alan arkadaşlar gece durumunu yaşarken gece diyoruz. Diğer tarafsa gündüz durumunda görüyorsunuz. Gündüz diye. Buradan da mantığımız ne? Dolayısıyla 21 Haziran tarihinde güneş ışınları yengeç dönemesine denk geliyor ve dolayısıyla aydınlanma çizgisi kutup dairelerine denk geçti. Ve arkadaşlar şu mavi çizgiyle belirginleştirirsek, koyulaştırdığımız zaman mavi belirttiğimiz ekvator 0 derece ekvator çizgimiz. Aydınlanma çizgisinin geçtiği yere bakarsanız ekvatora göre hangi yarım kürede aydınlıkta kalan alanın oranı daha fazla görmüş oluyoruz dersek orası kuzey yarım küre. Bu ne anlama gelir? Orası kuzeyde gündüzler daha fazla ve yaz yaşanıyor. Güneyde ise gece kısmı karanlık alan daha fazla. Güneyde ise geceler uzun, dolayısıyla arkadaşlar kış mevsimi olması söz konusu. 21 Haziran için o zaman birkaç tipnot özelliği, birkaç özellik hatırlayalım. Birinci özelliğimiz şu, 21 Haziran tarihi. Ne dedik? Yaz günleri, kuzey yarımküre için bizim için yaz başlangıç tarihi demiştik. Kuzey yarımkürede, yani Türkiye için de geçerli, yaz başlangıcı. Biliyorsunuz arkadaşlar, bir yarımküre için bir özellik biliyorsak, diğer yarımküre için bunun zıttını hatırlamamız mümkün. Kuzeyde yaz başlangıcı ise, güneyde ne yapacak 21 Haziran? Kış başlangıç tarihi olarak söyleyebileceğiz. Sonra arkadaşlar dolayısıyla kuzey şöyle diyelim. Güneş ışınları yengeç dönencesine dikkatleyeceğiz. Güneş ışınları ne kadar bilgi hale getirirsek. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir. Evet. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelecek dedik. Ve devamında arkadaşlar kuzey yarım kürede en
kısa gölge oluşur. Kuzey yarımkürede için özellikle yengeç dönemimizin kuzeyleri. En kısa doğrudan gölge sıfır olan yer, yani gölgenin bir oluşmadığı yer neresidir? Güneş tam 90'la bir geldiği yerde gölge sıfır. 21 Haziran tarihinde gölgenin sıfır olduğu yer tam yengeç dönemimizin tam üzerine karşılık gelecektir. Sonra arkadaşlar, kuzey yarımkürede, yani bizim için geçerli, en uzun gündüz, en kısa gece yaşanacaktır. Kuzey yarımkürede için bizim için en uzun gündüz, en kısa gece. Peki en uzun gündüz doğrudan 20 Haziran'da nerede yaşanır dersek? Bunu biraz daha açmış olacağız ama dünyada her zaman için şöyle bir ifade kullanırız. En uzun gece ya da gündüzleri ararken arkadaşlar kutuplardan birinde aramamız gerekiyor. Asla ortada bir yer en uzun gece ya da gündüz mümkün değildir. Ya en kuzey ya da en güney. Bu en kuzey ya da en güney derken neye göre değerlendiriyoruz? Sorduğu mevsime göre. Hangi yarımkürede diyeceğiz? İlkbahar yaz dönemi yaşanılıyorsa o ilkbahar yaz yaşanılan yarımkürenin kutba en yakın noktası kutup çevresi en uzun gündüz olacaktır. Haziran ayı hangi yarımküre için ilkbahar ya da yaz dönemini anımsatıyor? Kuzey. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda 20 Haziran'da en uzun gündüz en kuzey, yani kuzey kutup noktası. Bu tarihte 20 Haziran'da ne kadar kuzeye gidersek gündüz o kadar uzamaya devam eder. Dolayısıyla 21 Haziran'da Türkiye için, bizim için en uzun gündüz nerede olursa olsun. Dolayısıyla dünyada kuzey kutup noktası en uzun gündüz olduğunu dikkat alırsak, bizim Türkiye olarak oraya en yakın yer kuzey kutup noktasına Türkiye'nin en kuzeyi diye hatırladığımız Sinop İnce Bölge hatırlıyorsunuz. En uzun gündüz. Dolayısıyla gündüz en kısa nerede? Tam zıttır. Güneye gidersek gündüz daha kısa. Türkiye'de 21 Haziran'da en kısa gündüz ne yapacak bu defa? En güneyimizde kalan Hatay diye düşünmek mümkün. Bu tarihte arkadaşlar, yani 21 Haziran'da ne kadar kuzeye gidersek gündüz o kadar süre olarak uzamaya devam edecektir mantığını dikkate almak mümkün. Peki kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece dedik 21 Haziran'a. Peki en uzun gündüzse 21 Haziran'dan sonra bizde gündüzler ne yapmaya başlar? Yavaş yavaş gündüzler kısalmaya, gecelerse uzamaya başlama tarihidir diyeceğiz. 21 Haziran için. Peki arkadaşlar, bir de şunu ufak değerlendirelim. Tarihlerden dikkat aldığımız zaman bir de yorum olarak yine ekvator, yine aynı şekilde dönencelimiz, yengeç ve oğlak dönemimizse yine kutup dairelerini gösterelim. Kutup dairelerimiz. Yine arkadaşlar şuralar 90, yani kutup noktaları olarak hatırlayalım. Kutup noktalarından demiştik geçtiği kabul edilen çizgiye yer ekseni ismi verilirdi. Bu defa tarih olarak hatırlarsak arkadaşlar birlikte 21 Aralık. Yani 21 Aralık dediğimiz zaman bu defa neyi hatırlatır bize? Bizim için, kuzey yarımkürede için kış gün dönümü, yani kış başlangıç tarihi daha yeni geçmiş olmakla birlikte. 21 Aralık'ta bu defa güneş ışınlarının 90 derece, yani dik açıyla geldiği yer neresi olacak dersek, dolayısıyla bu defa güney yarımküredeki 23 derece 27 dakika, yani oğlak dönemcesi. Kuzeyle ilgili demiştik, bizle ilgili yengeç dönemcesi demiştik. Sonra yine kuzey kutup dairesi, güney kutup dairesi diye belirtelim. Arkadaşlar güneş ışınları oğlak dönemcesine 23-27 güneye dik gelirse aydınlanma çizgisinin yeri nasıl belirlenir de dik geldiği enlemi 90'a tamamlıyoruz. 23-27'yi 90'a tamamlamak demek 90'dan 23-27'yi çıkarırsak bize 66-33, yani kutup dairesinin sınırlarını verir. Dolayısıyla aydınlanma çizgisi yine kutup dairelerine geçecek. Dünyayı gece gündüz ayıran çizgimiz dedik. Dolayısıyla arkadaşlar şu yarı siyah taralı gördüğünüz yine alan. Bu alanımız için ne diyoruz? Dolayısıyla gece konumunda dolayısıyla bu defa gündüz durumu diyelim.
Ve arkadaşlar yine Ekvador'u belirgin hale getirirsek yine şurası siyah koyu gösterdiğimiz nokta Ekvador çizgimiz. Ekvator'u belirgin hale getirdiğimizi dikkat alırsak bu defa Ekvator'a göre hangi yarımkürede aydınlıkta kalan alan oranı daha çok görüyorsunuz? Güney yarımküre. Dolayısıyla aydınlıkta kalan oranı fazla olması demek gündüz süresi daha uzun anlamına gelir ve dolayısıyla yaz dönemi yaşıyor demektir. Karanlıkta alan oranı fazla olan yer geceler daha uzun, dolayısıyla kış dönemi. 21 Aralık'ta o da sinirleyeceğiz. Bu anlamda arkadaşlar yine bizim için, kuzey yarımküre için gidecek olursa biz kuzeydeyiz. Kuzey yarımkürede yani biz de en uzun gece, en kısa gündüz diyeceğiz. 21 Aralık için vermemle yaparsak. Kuzey yarımkürede yani bizde en uzun gece, en kısa gündüz yaşandığı tarih diyoruz arkadaşlar. 21 Aralık için kuzey yarımküre yani bizim için en uzun gece, en kısa gündüz. Ve dolayısıyla arkadaşlar en uzun gece olduğuna dikkat alırsak 21 Aralık bizim için kuzey yarımküre için bu tarihten sonra ne yapacak? Geceler kısalmaya, gündüzlerin bizim için uzamaya başlama tarihidir. Kuzey yarımkürede gündüzler, gündüzlerin uzamaya başlangıç tarihi. Dolayısıyla arkadaşlar gündüzler uzamaya başlaması demek, gecelerin ise tam tıklı kısalmaya başlaması anlamına geliyor. Yani Ordu'dayız şu an bulunduğumuz nokta itibariyle. Biz de hangi tarihten itibaren dolayısıyla gündüz süresi, gündüzler uzamaya başlar sorusu, başlar sorusu önemli. Ne diyeceğiz o zaman? En kısa olduktan sonra yani 21 Aralık en kısa. Bundan sonra ne yapacak? Gündüzlerin uzamaya başlaması anlamına geliyor. Peki burada uzamaya başlayan gündüzler en uzun ne zaman olacak? 21 Haziran gündüzleri en uzun yaşadığımız tarih. Ve arkadaşlar dolayısıyla bizim için Türkiye ya da Kuzey Yarımküre için yine düşünürsek Kuzey Yarımküre'de en uzun gölge oluşur. Dolayısıyla demiştik mesela 21 Haziran'da en kısa gölgeydi. Güneş en dik aldığımız için 21 Haziran gölgemiz boyumuz en kısaydı. Yani 21 Haziran güneşte Türkiye olarak, Kuzey Yarımküre olarak en iyi aldığımız tarih. Ve dolayısıyla en uzun gölge yine dolayısıyla ne zaman 21 Aralık'ta olması söz konusu. Türkiye'nin yaklaşık arkadaşlar haritalar üzerinde biraz göz önüne getirirsek bulunduğu yer olarak şurada bir nokta olarak hatırlayalım. Yine şurada bahsettiğimiz yer olarak düşünürsek mavi ile taralı gördüğümüz yerler Türkiye'nin bulunduğu yer. Şimdi dolayısıyla 21 Haziran'da ne yapıyor? Güneşin dik geldiği yer Türkiye'ye yakın. Yani Türkiye güneşin daha dike yakın ve daha sıcak ve dolayısıyla yaz dönemini hatırlatıyor. Ama 21 Aralık tarihinde ise güneşin dik geldiği yer dikkat alırsak Türkiye açısal olarak daha uzaklaştı. Güneşin eğik almamız bu anlamda daha, daha soğuk bir dönem ve kış yaşamımız anlamına gelecektir. Dolayısıyla bize bazen şekil gösteriyorlar. Bir şekli veriyor. Aydınlanma çizgisini gösteriyor yine aynı şekilde. İşte bu tarih diyor ve hangisi Türkiye için geçerli? Yani aslında bizim ne bilmemiz lazım? O gösterdiği şekil hangi tarihe ait? Dolayısıyla arkadaşlar 21 Haziran ve 21 Aralık'ını nasıl anlıyoruz? Her ikisine de 21 Haziran'da ve 21 Aralık'ta da aydınlanma çizgisi kutup dairelerine geçiyor. Dikkat alırsanız. Ama fark ne? 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de aydınlık alan oranı daha fazlayken 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de aydınlıkta kalan alan oranı daha fazla olması anlamına gelecektir diye. Şöyle bir sözelleri geçelim ufak bir mantıkla. 21 Haziran'ı bir ufak hatırlayalım. Güneşlerin yengeç dönemcesine gelir. Ve dolayısıyla arkadaşlar 21 Haziran'da yengeç dönemcesinin üzerinde diğer yerde gölge sıfır. Yani gölge oluşmaz. Kuzey yarımkürenin güneşi yıl içinde en dik alabildiği tarih, bizim Türkiye olarak da güneşi en dik alabildiğimiz tarih 21 Haziran diyoruz. Ve kuzey yarımkürede ve Türkiye'de dolayısıyla en kısa gölge boyu 21 Haziran'dan gözlenir.
Sonrasında arkadaşlar kuzey yarımkürede yaz başlangıcıyken dolayısıyla güneyde kışın başlama tarihi oluyor 21 Haziran. Sonrasında kuzey yarımkürede için yıl içinde en uzun gündüz, en kısa gece yaşadığımız tarih yine 21 Haziran tarihi. Kuzey yarımkürede yani biz de 21 Haziran'dan sonra yavaş yavaş gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak diyeceğiz bu anlamda. Şimdi buradaki yorumdan sonra arkadaşlar, bu ifadeden sonra solstice dediğimiz yaz ve kış günlerinde, yani yaz ve kış başlangıç tarihlerini ufak yorumladıktan sonra bir de şunu değerlendirelim. Ekinokslar diyelim bir de, ekinokslar hakkında bir ufak değerlendirme yapalım. Sonra bir de gece gündüz süreleri üzerinden bir değerlendirme yapmış olacağız. Şimdi burada özel tarihlerden, şimdi bir de iki ekinokslar. Yani ne demek arkadaşlar? Ekinoks deyince basit hatırlarsanız gece gündüz eşitliği. Peki nerede oluyor bu eşitlik? Gece gündüz eşitliği dediğimiz zaman ekinoks dedik gece gündüz eşitliği dünyanın tamamında her yerde. Dünyanın dört bir tarafında gece gündüz süresi yani her yerde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşandı. Sadece yılda iki gün diyoruz. Yani o da 21 Mart ve 23 Eylül tarihine karşı gelen ekinoks dediğimiz tarih. Ekinokslar deyince 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine karşı gelecek diye hatırlayalım. Arkadaşlar önce yine bir görsel şeklinden değerlendirirsek ekinokslara diye bir ifadeyle kullanılıyor. Bahar başlangıçları denir. Neden? 21 Mart mesela bizim için, Türkiye için, Kuzey Yarımküre için ilk baharın, 23 Eylül ise son baharın. Yani her ikisi de bahar başlangıçlarına karşılık gelen tarih oluyor. Öncelikle arkadaşlar yine ekvator çizgimizi gösterdik. Sonra yine dönencelerimiz söz konusu. Yengeç ve Oğlak dönencesi. Kutup dairelerimiz yine belirtelim. 90 yani kutup noktalarımızı ifade ettik. Sonra kutup noktasından geçen çizgimiz yer ekseni olarak hatırlayalım. Ekinokslarda güneş ışınları arkadaşlar her iki tarih içinde geçerli olacak. 21 Mart'ta 23 Eylül'de fark etmeyecek. Güneş ışınları bu defa 90 dereceydi. Yani bir açıyla geldiği tam sıfır. Yani ekvator diyeceğiz. Güneş ışınları ekvatora denk gelir anlamına gelecek. Biz öncelikle bunu 21 Mart olarak değerlendirirsek, ekinokslardan 21 Mart'ı bir değerlendirirsek, arkadaşlar güneş ışınları 21 Mart, yani ekinokslar ekvatora denk geldi. Peki dünyayı gece gündüz ayıran çizgi, aydınlanma çizgisi nasıl geçiyor? İlk geldiği enlemi 90'a tamamlıyoruz demiştik. İlk geldiği enlem derecesi ne? Ekvator yani 0. O zaman 0'ı 90'a tamamlamak demek ne demektir? Dolayısıyla aydınlanma çizgisi 90'la yani kutup noktasından geçecek anlamına gelecektir. Evet. Bir, burada bir ufak mola yapalım ve dönüşle devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle devam edelim demiştik. 21 Mart yani ekinokslarda güneş ışınları ekvatora denk geldi demiştik. Aydınlanma çizgisi dünyayı gece gündüz ayıran çizgimiz kutup noktalarına teğet geçer. Yani tam 90'lardan. Bu defa ne yapıyor? Şu gördüğünüz yer. Taralı olarak gördüğümüz yer dünyanın bir yarısı gece, diğer yarısı gündüz. Arkadaşlar şekli dikkat alırsak bütün paraleller hangisi olursa olsun bütün paraleller tam ortadan yarısı gece yarısı gündüz diye hepsi iki eşit parçaya bölündüğünü görüyorsunuz. Dünya kendi çevresinde tam bir dönüşünü 24 saatte yaptığını dikkat alırsak bu 24 saatin 12'si gecede 12 saati gece 12 saat gündüz nerede? Her yerde.
Bu durum dünyada sadece yılda 2 gün yaşanabiliyor. Yani o da bütün paralellerin yarısı gece yarısı gündüz diye tam ortadan iki eşit parçaya bölünebilmesi için güneşin ilk geldiği nokta ekvator, yani sıfır. O da ekinoks dediğimiz 2 gün geçerli. Yalnızca 21 Mart'ta 23 Eylül'de. Arkadaşlar 21 Mart olarak değerlendirdiğimiz takdirde bir New York yılı, güneş ışınları ekvatora dik gelir. Güneş ışınları sıfır, yani ekvatora 90 dereceyle, yani dik açıyla geldiği tarih diyoruz. Ve arkadaşlar ekinokslarda 21 Mart'ta 23 Eylül'de gölge boyu sıfır olan, gölgenin oluşmadığı yer neresi? Ekvator, yani sıfır. Paralelinde güneşin dik geldiği yer. Ekvatorda gölge sıfır, yani oluşmaz. Sonra dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Evet, dünyanın arkadaşlar her tarafı, kuzey, güney, ekvator, kutup fark etmeyecek, dünyanın dört bir tarafında ekinokslarda ne yapacak? Gece gündüz süresi eşit. Şu tarz sorular soruluyor hatırlarsanız. Bize sorularda tarihler yazıyorlar, şıklara tarihler yazılır. Diyor ki aşağıdaki tarihlerden hangisinde gece gündüz süresine bakılarak bir yerin dünya üzerindeki bulunduğu yer anlaşılamaz. Mesela 21 Mart tarihinde 12 saat gündüz yaşananlar nerededir? Neydi 21 Mart? Ekinoks. Nerede yaşanırdı? Dünyanın her tarafı. O zaman her yer olabileceği için 21 Mart günü 12 saat gündüzse kutup da olabilir, ekvatorda, orta kuşakta kesin bir yerini almanızı söyleyemiyoruz. O zaman nedir cevabımız? Yani hangi tarihlerdeki gece gündüz süresi bir yerin yarım süresi hakkında bilgi vermez sorusu, ekinokslar gece gündüz süresine bakılarak bir yerin nerede olduğu dünya üzerindeki yere anlaşılmaz diye hatırlayalım. Arkadaşlar diğer bir ifade ne olsun? Ekinoks tarihi için 21 Mart olarak dikkat alırsak bunu kuzey yarım kürede, yani bizde ilkbahar başlangıcıdır. Evet, bizim yarımküre olarak kuzey yarımkürede ilkbaharın başlama tarihi 21 Mart. Mart, Nisan, Mayıs ayları biliyorsunuz. Dolayısıyla ilkbaharı yaşadığımız aylar ve ilkbaharın bizde başlangıç tarihi 21 Mart. Ve arkadaşlar dolayısıyla kuzey yarımkürede bizde ilkbaharın başlangıcı biliyoruz. Bu tarihten sonra ne olacak? Tam bu tarihte dünyanın her tarafı 12 saat, 112 saat geceydi. Bizi kuzey yarımküre için arkadaşlar yine Türkiye için de diyebileceğiz. Bu tarihte, tam bu tarihte 12 saat gündüz olduğuna göre soru şöyle ise, Ordu ya da Türkiye'de hangi tarihten itibaren, hangi tarihten itibaren gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar? Ne yapacak? 21 Mart. Artık mesela Mart, Nisan, Mayıs, Haziran gibi aylarda gündüz geceye göre daha fazla olacak. O zaman şöyle bir madde daha ekleyelim 21 Mart için. Kuzey yarımkürede gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Başlangıcı diyelim, başlama tarihi. Evet, 21 Mart arkadaşlar, 21 Mart eşitlik. Artık 21 Mart'tan sonra bizde kuzey yarımkürede gündüz süresi geceden daha fazla, yani 12 saatten daha uzun gündüzler görmeye başlayacağız. 12 saatten daha kısa geceler olacaktır diye hatırlamak mümkün değil. Peki arkadaşlar bir de şunu değerlendirelim. Oradan bir toparlama yapmış olalım diyelim. Bu defa mantık olarak basit şöyle bir değerlendirecek olursak. Ekinokslardan bir ikinci tarihimiz 23 Eylül. Diye hatırlıyorsunuz. Yine 90'ları belirttik. Yine arkadaşlar yer eksenimizi gösterelim. 90'lardan geçen çizgimiz yer ekseni dedik. Güneş ışınları bu defa tarih olarak demiştik ki 23 Eylül. Yani 23 Eylül bizim için, kuzey yarımkürede için sonbahar ekinoksu diyebiliyorsunuz. Sonbaharın başlangıç tarihi. Arkadaşlar 23 Eylül'de güneş ışınlarının 90 derece geldiği yer yine neresi? Ekinokslardan bahsettiğimiz için yine 0, yani ekvator.
Yine güneşin böyle ekvatora gibi geldi. Aydınlanma çizgisi ne yapıyorduk? Dik geldiği yerlerde yani 0-90'a kalmadık. Dolayısıyla bu 90'lardan tutup noktasından geçecek. Dünyanın yine bir yarısı gece, diğer yarısı gündüz. Ekinokslarda baktığımız zaman her iki fark etmiyor. Sizin de ne yapıyor? Aydınlanma çizgisi tam 90 tutup noktalarından geçiyor. Her iki durumda da bütün paraleller yarısı gece, yarısı gündüz diye ortadan iki eşit parçaya bölünmüş oluyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafında her iki durumda da gece gündüz eşitliği yaşamış oluyoruz. Arkadaşlar bu defa 23 Eylül'ü değerlendirirsek bizim için baktığımız zaman yine 23 Eylül'de ne yapıyor? Güneş ışınları ekvatora denk gelir. Ve yine arkadaşlar 21 Mart'ta olduğu gibi ne yapacak? 23 Eylül'de de gölge boyu sıfır olan yani gölgenin oluşmadığı yer ilk geldiği yer olan ekvator. Ekvatorda yılda iki gün gölge oluşmaz. O da 21 Mart'ta gelecek. Sonra kuzey yarım kürede yani bizde diyoruz ki sonbahar başlangıcı. Evet, 21 Mart bizim için ilkbahar başlangıcıyken 23 Eylül sonbahar başlangıcı. Yine dünyanın her tarafında gece gündüz eşitliği olduğunu söylemiştik. Sonrasında arkadaşlar yine 23 Eylül için artık ne yapacak? Biz de kuzey yarımkürede bu tarihten sonra 23 Eylül'den sonra geceleri gündüzlerden daha uzun olmaya başlama tarihiyoruz. Kuzey yarımkürede gecelerin gündüzlerden daha uzun olmaya başlama tarihi. Çünkü tam bu tarihte ne yapıyor? Eşitlik var. Ama mesela 23 Eylül dedik, 24 Eylül dediğimiz takdirde 23 Eylül'den sonra, bu tarihten sonra bizde kuzey yarımkürede geceler daha uzun, gündüzler daha kısa olmaya başlama. Yani gece gündüzden daha uzun olmaya başlaması 23 Eylül olarak hatırlamak mümkün diyeceğiz bu tarihte itibaren. Arkadaşlar yine 23 Eylül mantığında baktığımız zaman sonbahar ekinoksu dedik. Yani sonbaharın başlangıcı olarak hatırlamamız mümkün olacaktı bu noktada değil. Ve şöyle bir toparlamayla gittiğimiz takdirde solstisler dediğimiz zaman yaz ve kış gün dönümü olarak ifade ettik. Ekinokslar ise gece gündüz eşitliği olarak ifade etmiştik. Ve dünyanın her tarafında ekinokslarla gece gündüzün eşit olması söz konusu. Hangi tarihlerde gece gündüz süresine bakıldığında bir yerin nerede olduğu anlaşılmıyor.